İyi akşamlar. Saat 20. Dünya halindeyiz. Ben Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Bilmemiz gerekenler, dünyada olanlar. Dünden başlayabiliriz. Dün akşam malumunuz küresel oyun programındaydık. Heyetle gayet ayrıntılı konulara girmiştik. Sağ olsun Serdar Karagöz göz ucuyla bir şey fark etti. Avrupa hava sahasında bir uçak var. Bu uçak Donald Trump'ın uçağına çok benziyor. Ama bir işareti de yok. Bu uçak kimdir? İçinde kim var? Ve de nereye gidiyor? Gecenin sorusu bu oldu. Ve biz bu uçuşu değerli küresel oyun heyetiyle birlikte adım adım izledik. Sonra bilgiler gelişti. Mesela en son Balkanlar üzerindeydi. Romanya üzerinden şöyle yönü Türkiye'ye olmak üzere geliyordu. Biraz da nereye gider kapsamında, nereye giderden önce aslında bunun Donald Trump'ın uçağı olduğunu tespit ettik muhtelif kaynaklarımızla. Sonra bu uçağın işte meşhur Air Force 1 uçağı olduğunu tespit ettik. Sonra da kaldı bu nereye gidiyor? Ve rota da gerçekten Türkiye'yi gösteriyordu. Türk hava sahasına da geçeceği biliniyor. Bir de Trump'ın en beklenmedik, hiç umulmadık işler yaptığını da biliyoruz. Yani yoksa normalde mantık hemen heyet çözdü. İşte ne Noel falan vesilesiyle Amerikan başkanları ülke dışında konuşlanmış askerlerini ziyarete giderler. Donald Trump da muhtemelen ya Bağdat'a ya da aşağıdan dolaşarak Afganistan'a gidecek. Onun yolunda. O kadarını çözdük. Ama hani dönüşte falan Türkiye'ye de uğrar mı? Niye uğramasın? Sürpriz yapmayı seviyor, değişiklik yapmayı seviyor. Bütün onları konuştuk. Fakat sonra biz yayında devam ederken Donald Trump'ın Bağdat'a indiği ve işte askerlerle buluştuğu ve mesajlar verdiği, mesajlar da ilginç açıklandı. Ve böyle bir hem ilginç gazetecilik başarısı gösterdik hep birlikte olayı çözerek. Çünkü gizli uçuştu hesapta. Ve de olayın yansımalarını, daha Donald Trump işte inmiş, o sonradan indiğini de sonradan fotoğraflarla falan açıkladılar. Bütün bu olayı eline boyuna tabii ki politik yansımaları, Türkiye ilişkilere yansımaları hepsini teker teker konuştuk, anlattık. Bayan Trump'ın yanında olması önemli bir şey. Bir hesaba göre 1969'dan beri mesela hiçbir First Lady bu tip ziyaretlere katılmamış. Bu ülke dışı işte savaş bölgesi falan diye tehlikeli diye sayılıyor. Donald Trump bu böyle bir ziyarete gitmemekle eleştiriliyordu. Gitti. Eleştiriler bitti mi? Yok. Donald Trump ağzıyla kuş tutsa şu an eleştirileri durduracak durumda değil. Önce korkuyor gitmiyor diye anlatılıyordu. Doğru değil. Yani oraya gidecek Amerikan başkanının güvenliğini sağlıyorlar. Irak'ı durdurma pahasına onu yapıyorlar. Ama onun dışında işte bu kez şunu yaptı, bunu yaptı. Sürekli bir Donald Trump'ı didikleyen bir şey var. İç cephe var. Onu da görmek mümkün. Asıl bizi ilgilendiren tarafı Suriye'den çekilme konusunda gayet kararlı, ısrarlı ve hiç öyle geri adım falan atmaya niyetli değil. Kısmen Bağdat'ta konuştu. Sonra dönüş yolunda Almanya'daki üsse uğradı. Hem yakıt aldılar hem oradaki Amerikan askerleriyle de konuştu. Söylediği Suriye'den çekiliyoruz. Onun önünde herhangi bir engel yok. Irak'ta kalmaya devam edeceğiz. Ha, DAEŞ'le mücadele. DAEŞ için de askerlerimiz Irak'ta konuşlanıp sonra şeye gelebilirler. Suriye'ye geçebilirler. Ve de bütün bu kapsamda Suriye'den çekilmesi gerekiyordu diye bir başka vurgusu var. İşte sizi eve getireceğim. Bütün mesajı bu. Sizi eve getireceğim. Eve döneceksiniz. Ailelerinizle kavuşacaksınız. Mesela biraz hikaye anlattı. Dedi ki benden 6 aylık uzatma istiyorlardı Suriye'den. Suriye'de kalma konusunda ben çıkın diyordum. 6 ay uzatalım diyorlardı.
Bunu Star yazımızda, Star gazetemizdeki pazartesi günkü yazıda anlatmıştık. En son Nisan'da çıkıyoruz demişti. Onun üzerine işte Mattis, Pentagon, koşar adım, aman gitmeyelim 6 ay demişti ondan sonra da. Ve 6 ay Ekim'de dolmuştu. Şimdi diyor ki bir 6 ay daha istediler. Ama artık yok, hayır, yeterince vakit verdim size. Çıkmamız gerekiyor dedim ve de çıkıyoruz diyor. Yani Pentagon'un bir 6 ay daha uzatalım falan diye çaba harcadığı son dakikada o anlaşılıyor. Ama Donald Trump ona yatmamış anlaşılan. Ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın iyi görüşmeler yaptık diyor. İşte DAEŞ'le mücadele konusunda ve Amerika'nın Türkiye ile bu yolda işbirliği yapacağı konusunda. Sonra Suudi Arabistan da zaten yardımımıza geldi. Suudi Arabistan da paraları ödeyecek dedi. Şimdi burada parantez açmak gerekiyor. Suriye'nin daha önce bir tweetinde Suriye'nin inşası için Suudi Arabistan'ın para vereceğini, işte ne güzel DAEŞ meselesini çözdük, Türkiye orada bize yardım edecek, Suudi Arabistan da para verecek ve Suriye'yi inşa edecekler, biz de bir şey harcamayacağız diye övünüyordu. Şimdi o zaman bunu yazdığı zaman zannettik ki Suudi Arabistan'la tekrar konuştu, bir para sözü aldı. Çünkü en son kayıtlardaki Suudi Arabistan para meselesi Ağustos ayındaydı. 100 milyon dolardı ve de o 100 milyon dolar maalesef Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü unsurlarının daha da bir yerleşmesi ve daha da bir yapılanması için kullanılacaktı. Suriye'nin inşası falan değil. Ve o 100 milyondu. Bu arada Amerikan medyası gidip Suudi Arabistan sefaretine sormuş Washington'da, bu siz yeni bir para mı önerdiniz, kaç para önerdiniz diye. Oradaki Suud yetkili de kimse demiş ki hayır, yeni bir para önermedik, bir şey yok, sadece o Ağustos'taki 100 milyon gönderildi, o kadar. O yüzden bu Suriye'nin inşası için Suudi Arabistan'dan para meselesi şu an tümüyle havada. Donald Trump için olağan bir uygulama. Orada bir Donald Trump için bir herhangi bir sıkıntı yok. Öyle dediysem öyledir diyor. Aynı zamanda tekrar Suriye'nin inşasının 400 milyar dolarlık falan bir faturası var. O da öyle bir fatura. O yüzden Donald Trump neden bahsediyor? O tam belli değil. Başka, Almanya'da daha başka bir şey söyledi ve daha önemli ve aslında Amerika'nın bundan sonraki 2 yıl, Ocak itibariyle Donald Trump'ın 3. yılı ya da 4 yıllık başkanlığının 2. devresi başlayacak. Onu belgeleyecek ve belirleyecek önemli bir şey söyledi. Dedi ki biz artık dünyanın polisi, biz onu jandarma olarak kullanmasak daha iyi. O polis, jandarmayı pek kullanmazlar ama bizim dilde jandarmadır veya siyasi literatürde jandarma olarak geçer. Biz dünyanın jandarması artık olmayacağız. Bizi ilgilendiren direkt konular varsa tabii ki müdahale ederiz ama onun dışında ilgilendirmiyorsa kim ne yaparsa yapsın biz eve dönüyoruz dedi ki o da İkinci Trump yönetimin dönemine ya da Trump döneminin ikinci yarısına damgasını vuran bir açıklama. Dünyanın jandarması biz olmayacağız. Kim para verecekse versin, kim yapacaksa yapsın diye bir vurgu ile. Şimdi bu da önemli. Donald Trump dış müdahale, dış serüven falan istemiyor. Suriye'den çıkış tamam. Irak'ta kalmaya devam edeceğiz dedi. Irak'a neden sarmadığı konusu henüz yoruma açık. Neden Irak'tan da çıkmıyor diye. Ama işte Afganistan'dan şu kadar çekeceğiz diye başka açıklaması vardı. Durum şimdilik bu. Yanında Bolton vardı, Ulusal Güvenlik Danışmanı. Bolton'ın yeni yıl itibariyle ocağın ilk haftası falan gibi Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Dün yine küresel oyun heyetiyle onu da konuştuk. Bolton oradan gelir mi diye. Yok. Bolton başkanla birlikte Washington'a geri döndü. Bütün git gel, bütün yolculuk zaten 35-36 saat falan tutmuş. Direkt uçuşla Avrupa üzerinden Bağdat. Sonra Almanya'ya dönüş Bağdat'tan. Orada 3 saat falan kaldı Bağdat'ta. Almanya'ya dönüş. Orada yakıt almaca, Almanya'da 2 saat kalmaca ve Amerika'ya dönüş, böyle bir seri hareket yaptı. Ve o kapsamda da gerekli mesajları da vermiş oldu. Ha bu arada
İşte askerlerden büyük coşkulu, tezahüratlı şey aldı, destek aldı. Onu da, o da hoşuna gitti. Tam Donald Trump'ın sevdiği sahneler bunlar. Askerler karşısında o hoşuna gidiyor. İşte başkomutanlık montuyla falan dolaştı. Bütün onlar Donald Trump için önemli konular. Aynı zamanda da biraz sıkışmıştı gündem olarak. O gündemi dağıtıp konuyu dağıtma fırsatı da buldu. Ha, bu arada İsrail'e değindi. İsrail'e 4,5 milyar dolar veriyoruz senede. Hatta bakalım daha da fazladır diye dedi ki evet daha fazla. Yani kayıt dışı olan İsrail'e destek çok çok daha fazla. Onlar iyi durumda. İsrail iyi durumda olacak. İsrail'de hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Ben onlara bakıyorum ya da desteğimi sürdürüyorum gibi bir mesaj gönderdi. Ama İsrail'in Donald Trump'a iyi gözle bakmamaya başladığını biliyoruz. Dün yine küresel oyunda etraflıca bunu konuştuk. Hatta Donald Trump'ı destekleyen İsrail lobisinin, Amerika'daki İsrail lobisinin de dönmeye başladığı ve bütün bu gerekçenin Suriye olduğu görüşüne vardık dün ve de tekrar bütün bu gelişmelerin altına Türkiye'nin yaptığı vurgu, ne zaman PKK'ya bir darbe vursak, ne zaman terör örgütüne bir darbe vursak İsrail'den ses geliyor, acaba neden diye. Bir Suriye planını, İsrail'in Suriye planını sekteye uğratmış gibiyiz. Muhtemelen onun için İsrail bu durumdan memnun değil. Ha peki Donald Trump Irak'a gitti dedik. Irak'a aslında gitmedi. Bağdat'a indi. Bağdat'ta havaalanının yanındaki büyük Amerikan üssüne girdi. Irak'la bir temas. Irak'la şöyle bir temas oldu. Donald Trump gelip gittikten sonra Irak parlamentosu Amerika Irak'tan çıksın diye bir kampanyaya başladı. Bu da işin Irak boyutu. Planlarda Irak Başbakanı'yla Abdülmehdi ile buluşması, hatta Abdülmehdi'nin makamına gitmesi gibi bir plan varmış Donald Trump Bağdat'tayken. Fakat sonra o iptal edilmiş. Belki Trump iptal etti. Ve de Abdülmehdi ile telefon görüşmesi yapmış. Bu telefon görüşmesinde gerçi Trump nezaketle göstermiş. Irak Başbakanı'nı Washington'a davet etmiş. Ama Irak parlamentosu bunun İyi bir ziyaret olmadığını düşünüyor ve Amerika'nın Irak'tan da çekilmesini istiyor. Şimdi bunu Donald Trump'ın aklına düşürdükten sonra evet iyi bir fikir, ben de zaten orada olmalarını istemiyorum deyip Donald Trump Irak'tan da çekilmeye karar verirse ya da kısmi çekilmeye, o zaman daha da büyük bir şenlik kopar. Onu da göz önüne almak gerekiyor. Ama Irak parlamentosunda verilen önerge diyor ki Irak'taki Amerikan varlığı Irak'ın ulusal güvenliğine ve ulusal egemenliğine terstir. Amerika Irak'tan çıkmalıdır. Bu geçse bile nasıl uygulanacak? Hani bunu uygulayabilecek bir hükümet var mı? 5200 Amerikan askeri var. Aynı zamanda işte Amerika gerçekten ilk işgal zamanından beri hiç çıkmayacakmış gibi Bağdat'ta oturmuştu. Ama işte bazı milletvekillerinin ifadesi var. Ya Amerika çıkar ya da bizim milisler onları başka yoldan çıkartırlar. Irak'taki İran destekli ya da İran etkisindeki milislerin, Şii milislerin özellikle Amerikalıları çıkartmak için kendi yollarına başvuracakları falan gibi imalar var. Bu da bir işin başka boyutu. Ama bunun nasıl yansıyacağı ya da Donald Trump'ın yeni kararlara yönelmesine neden olmayacağı da ilginç bir yol. Ona da bakmak gerekiyor. İlginç bir durum. Yani geldi gitti ama ortalık daha da karışmış durumda Trump açısından. Irak açısından Irak da denkleme girdi. Suriye'den çıkış konusunda bir tereddüdü yok. Ama tabii ki sonraki gelişmeleri biz belirlemek durumundayız. İşte Rusya temasları ve tekrar Amerika ile yapılacak temaslar konusunda onu da izliyoruz. Üf,
Ve bugün Suudi Arabistan'da bir vitrin değişikliği oldu. Bazı bakanların işte yenilendiği, görevden alındığı bildirildi. Arkamızdaki şahıs İbrahim Asaf, yeni Dışişleri Bakanı. Bir Dışişleri Bakanı Cübeyr vardı. İşte biraz fazla yıpranmıştı. Gerçi Prens MBS'ye sadakatinde herhangi bir eksikliği yoktu ama yıprandığı için onu birazcık kenara kaydırdıkları. Gerçi onun da dışlarından sorumlu devlet bakanı olarak yine Bakanlar Kurulu'nda görev yapacağı söyleniyor. Kararın kral tarafından alındığı söylense de bu kararların altında Veliaht Prens MBS'nin rol oynadığı ve onun kararı olduğu düşünülmekte. Neden vitrin değişikliği? İşte Cemal Khashoggi cinayetinden sonraki havayı değiştirmek ve yeni yüzlerle tekrar vitrin yapmak, bu bir maksat olarak görülmekte. Kim bu yeni Dışişleri Bakanı? Eskiden Maliye Bakanı olduğu bildiriliyor. O 20 yıl boyunca Maliye Bakanlığı yapmış. Aynı zamanda 2017'de bu Veliaht Prens'in muhtelif iş adamlarını tutuklayıp risk altında kapatıp eziyet ettiği kampanyada o da nasibini almış. Fakat sonra kısa sürede çıkartıldı deniyor. Dolayısıyla az bir tutuklulukla ya da artık ne karşılığı ne verdiyse, çünkü bir miktar şey de alındı, mal varlıkları da kesildi orada. O kapsamda işte bir yandan da kapattığı iş adamlarından bazılarını bakan yaptı falan gibi bir tekrar imaj değişikliğine neden olmuş olabilir. Onun dışında işte muhtelif diğer pozisyonları değiştirmişler. Washington'daki büyükelçinin, eski büyükelçinin, Bender'in oğlu, ulusal muhafızların, saray muhafızlarının başına geçmiş o bir işte güvenlik önlemi, kraliyet ailesini koruyan saray muhafızlarının yeni bir başı var. O da en sadıklardan birisi olarak seçilmiştir mutlaka. Ardından prensin iki yakın danışmanı ya da arkadaşı olarak bilinen işte bir tanesi Kahtani'ydi. Diğeri de Türkiye Şeyh diye geçiyordu. Türkiye Şeyh spor işlerine bakıyordu. Onu da göz önünden birazcık uzaklaştırmak için eğlence işlerinden sorumlu müdür yapmış. Eğlence işleri de işte konser falan düzenleme işlerine tekrar bakmaya devam edecekmiş. Onu da tekrar, o da Khashoggi cinayetindeki elebaşlardan bir tanesiydi. Onu da gözden uzak bir tarafa almışlar. Bu genel durumda bir değişiklik yapmıyor. Bir ilginç bir durum, bir televizyon sunucusunu da medya bakanı yapmış. O da ilgimizi çekti. Aynı zamanda bir başka birisi Milli Eğitim Bakanı olmuş ya da Eğitim Bakanı olmuş. Genel durumda bir değişiklik yok. Yani güç dengelerinde herhangi bir oynama olduğu düşünülmüyor. Şimdilik prensin duruma hakim olduğu düşünülmekte. Asıl yine Suudi Arabistan uzantılı bir başka gelişme var. Şam'da bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyükelçiliği açıldı. Başka de işte Dubai Abu Dhabi yönetimi Şam rejimini tanıdı ve işte 2012'de iç savaş başladığında kapattıkları elçiliği yeniden açtılar ve bu ne? Bu Şam rejimine destek. Abu Dhabi Dubai dediğimiz zaman bu doğrudan biliyoruz ki Prens Salman'ın uzantısı ve emriyle yapılan bir iş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suud'dan habersiz ya da onun bilgisi dışında bir iş yapması düşünülemez. Hatta Suud emirlikleri böyle bir öncü kuvvet olarak kullanıyor. Bazı deneme ve yanılma işlerinde önce onlara iş yaptırıyorlar. Sonra kendileri devreye giriyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Genel kapsamda işte Esed rejimine Suudi desteğinin bir ifadesi, sonra da diğerleri takip edecektir. Tahmin o. İşte diğer körfez ülkeleri açacaktır elçiliklerini. Suudi Arabistan mutlaka açacaktır. Suudi Arabistan sonra Esed'e para verecektir. Ve de bütün bu manevra ve girişimlerin aslında Türkiye'ye karşı da
pozisyon olduğunu düşünmek gerekiyor. Görünüşte onlar işte İran'a karşı tavır alıyoruz ve pozisyon alıyoruz diye geçeceklerdir. Ancak yorumlarda Türkiye karşıtı bir hareket olduğunu da söyleyebiliriz. Son dakika Sanayi İcra Komitesi'nin kararları alttan izliyorsunuz, onu da söyleyelim. Başkan olacak, bu büyükelçilik açılışından sonra asıl onu anlatmıştık. İşte El-Beşir'in ziyareti vardı Sudan'dan. Arap Ligi, futbol ligi gibi bir Arap Ligi var. O Arap Ligi'nin de Şam'ı tekrar üye olarak geri alması ve işte Arap saflarında Şam'ın da yer alması gibi bir durum. Arap safı derken işte Suudi Arabistan, Mısır, Emirlikler falandan bahsediyoruz. Arap dünyasında da öyle bir aslında görüş birliği ya da oy birliği yok. Ama bölgede değişen rüzgarların ve Donald Trump kararının ardından değişen dengelerin bir yansımasını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud şu an Şam'dalar, öyle söyleyelim. Tunus'ta dış etkilerden pek uzak olmadığını düşündüğümüz gelişmeler var. Yine gösteriler, protestolar, işte kargaşa. Tunus'u kim neden karıştırıyor, birileri bir şey mi yapıyor diye sormamak elde değil. Görünüşte evet, orada da parçalı bir siyasi yapı var. İşte tekrar 2011 Arap Baharı benzeri bir ayaklanma denmekte ama ne Tunus'un öyle bir enerjisi var, ne Tunus'ta öyle bir ortam var. Dolayısıyla karışık bir durum ama olaylar sürüyor. Bunun tekrar bölgedeki dış gelişmelerle bağlantılı bir hali olması kuvvetle muhtemel. Tunus'ta aynı zamanda Kuzey Afrika ülkesi olduğu için kesinlikle kuzeydeki Avrupa'nın da ilgisi ve alakası var. O yüzden Tunus dosyasına biraz kapsamlı bakmak gerekiyor. Göründüğü gibi değil sanki bu gelişmeler. İtalya'da ilginç bir şekilde tribün terörü. Hem de nerede? Milano'da. Napoli Inter Milan'a deplasmana geliyor. Çarşamba günü Napoli taraftarıyla Inter Milan taraftarı kavgaya girişiyor ve bir Milan taraftarı can veriyor. Bu İtalya'yı hayli gerdi ve İtalya'daki tribün terörünü de gündeme getirdi. İşte 35 yaşındaki taraftarın aslında kaçarken ya da kovalarken bir araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Dört Napoli taraftarı yaralanmış. 3 kişi gözaltına alınmış. İçişleri Bakanı Matteo Salvini. Salvini malum hem İçişleri Bakanı hem Başbakan Yardımcısı hem de İtalya'yı yeni idare eden koalisyon hükümetinin lideri ya da iki liderinden bir tanesi ve Salvini diyor ki insanların futbol izlemek için stadyuma gitmesi gerekiyor, can vermesi gerekmiyor ve bu konuda sert önlem. Ne sert önlemi? Serie A ve Serie B lig takımlarının temsilcileriyle toplantı. Salvini bizzat toplantıya başkanlık edip kulüpleri uyaracak, taraftarların denetlenmesi ve sakin olmaları için. Sonra işte futbol şiddet değil, bir eğlence, gösteri, spor olmalıdır diye vurgu ve bir şeyler yapmalıyız, önlem almalıyız çabası var. Ne yapılabilir? Inter taraftarlarına mesela deplasman yasağı konması düşünülüyor. Sonra bu San Siro stadyumunda oldu, onun çevresinde oldu bu olay. Onun için San Siro stadında Inter'in ultra taraftarının oturduğu kale arkası tribünün kapatılması, en azından 31 Mart'a kadar kapatılması, deplasman yasağının bütün sezonun sonuna kadar sürmesi gibi önlemler düşünülüyor. Başka zaten evet, hem taraftar can verdi, içeride de biraz belki futbol vardı ama başka
olumsuz durumlarda yaşandı. Napoli'nin Kolibalisi'ne ırkçı saldırı, ırkçı taciz sürmüş. Sırf sloganlarla değil, başka şeylerle de Kolibali'yi rahatsız etmeye çalışmışlar. Kolibali'de herhalde anlaşılan bu tezahürat ve tepkiler üzerine ya da kötü tezahürat üzerinde sinirini kaybetti. İki tane sarı kart görmüş üst üste. Böyle bir baskı altında oynuyor. Sonra Napoli'nin antrenörü Ancelotti, futbolcularımın ırkçı saldırılara bu hedef olmasına izin veremem diyor. Yani futbol birden bırakıldı İtalya'da. Bunlar konuşuluyor ve bunlar gündemde. Ve eğer oyuncularından bir tanesine tekrar böyle ırkçı saldırı olursa sahaya çıkmam demiş Ancelotti. Napoli'nin çıkmaması falan başka etkiler yaratacak. Ha bu arada Inter evet dünkü maçı 1-0 kazandı ama İtalya'da futbolda kayıyor ve futbol seyircisi üzerinden acaba yine İtalya'da başka bir şeyler mi olacak diye de bakmak gerekiyor. Bir rahatsızlık ortamı var İtalya'da. Almanya bir fikri düşünmeye başladı. Acaba bize asker lazım. Asker almak için nüfus yok. O kadar genç eleman yok. Ne yapacağız? Acaba Avrupa Birliği ülkelerinden, Avrupa Birliği vatandaşlarından asker alabilir miyiz diye bir teori. Ah, Almanya paralı asker ordusu kuruyor. Muhtelif Avrupa Birliği ülkelerinden ki bu Fransa falan düşünülmez herhalde işte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan falan gibi düşünülür. Onlardan paralı asker ordusu kuracak ve onlarla işte artık Almanya ne yaparsa. Pek öyle değil. Şöyle ihtiyaç duyulan teknik alanlarda ya da mesleki alanlarda destek almak istemişler. Mesela doktorlar. Ordunun hekim ihtiyacını karşılamak için Avrupa Birliği vatandaşlarından destek alabilir miyiz? Ya da teknik destek uzmanları, teknoloji uzmanları alınabilir mi diye. Alman ordusunun tekrar bir nüfus sıkıntısı çekmesinden kaynaklanan durumlar. Ama tekrar bu iş doktorlar diye başlayıp başka yerlere gidecek mi diye de kaygı var. Doktorları aldığınız zaman sonra başka yol açıldığı zaman başka sektörlere de alırsınız gibi bir beklenti var. Bu şimdilik bir Almanya'nın ordusuna alaka gösterdiğinin küçük bir işareti olabilir. Şimdiye kadar gündemdeydi ama pek dikkati çekmiyordu. Şimdi acaba Almanya ordusuna dair başka yenilikler de yapıyor mu diye bir teori. Sonra Alman Dışişleri Bakanı'ndan açıklama var. Alman Dışişleri Bakanı diyor ki yeni Avrupa'ya yeni nükleer füze yerleştirilmesine karşıyız. Nereden çıktı yeni nükleer füzeler? Amerika orta menzilli füze anlaşmasından çıktığını veya kabul etmeyeceğini ilan etmişti. Rusya'da eğer bozarlarsa ben de bozarım demişti. Bozmak ne demek? Avrupa'ya yeni orta menzilli nükleer füzeler konması demek. Buranın tekrar onu da küresel oyunda konuşmuştuk. Nereye koyabilirler? Almanya'ya koyarlar. Doğu Avrupa'ya, Polonya'ya koymak isteyebilirler parası karşılığında diye spekülasyon sürerken. Bakan diyor ki hayır biz istemeyiz. Çünkü kamuoyumuz istemez. Çünkü Almanya'da böyle bir girişimin geniş kamuoyu tepkisiyle karşılaşacağını biliyoruz. O da bir başka boyut. Evet, hükümetler biz yeni nükleer füzeleri koyalım diye ikna olsa bile kamuoylarının ayaklanacağı biliniyor. Avrupa'da yeni bir kargaşa ortamına çok rahat gidilmesine yol açacak bir şey. Henüz ortada hani füze koyalım gibi bir talep yok ama bunun arkasından kesin geliyor diye bir de bir beklenti var. Avrupa'da tekrar yeni kırılma noktalarının işareti işte Amerika Donald Trump ya da sonraki yönetim ya da 2020'den sonra yeniden seçilecek Donald Trump diyecek ki bizim Avrupa'ya nükleer füze koyma zamanımız geldi. İşte en kritik soru ondan sonra orada başlayacak. Füzelere kim ev sahipliği yapar ve nasıl? Yeah.
Hindistan'da hava kirliliği ve çevre etkiler, evet malum, hayli yoğun. Hindistan itfaiyesinden, Yeni Delhi itfaiyesinden yardım istemişler son çare olarak. Hayli umutsuz bir çare. Yeni Delhi itfaiyesi yüksek yerlerden hortumla su sıkarak hava kirliliğini önlemeye çalışıyor. Bu daha çok işte hava kirliliğini değil de kalkan tozu, kente hakim olan tozlu bulutunu indirebilmek için bir çaba diye söyleniyor. Ama tekrar dökme suyla ya da hortumla, itfaiye hortumuyla nasıl, ne kadar etkilenir, ne kadar işe yarar? Görüldüğü gibi çok yoğun bir hava kirliliği yaşıyor Yeni Delhi. Bu konuda işte zaman zaman trafik durma noktasına gelir, bazı araçlar yasaklanır. Bunu da göstermiştik bir tarihte, böyle su sıkma operasyonları falan ya da su sıkan araçlar ortaya çıkmıştı girişimcilerin çabasıyla. Bunlar da bir çare olmamıştı. Bunun çok kısa süreli, belki oradaki tam birkaç yüz metrelik bir alanı belki etkileyeceği ama kesinlikle kesin bir çözüm olmadığı, hatta bir çözüm olmadığı konuşulmaktaydı. Şimdi yine aynı umutsuz şekilde itfaiyenin hortumla, hava kirliliğiyle mücadele etmesi Hindistan'ın zor durumda olduğunu gösteriyor. İşte kış mevsimi, ısınma çabası. Gerçi yazın da bir şey fark etmeyecek. Evet, bu da o itfaiyenin çabaları, ağaçlara sıkarak orada damlaların kalması falan. Hayli umutsuz çareler, öyle söyleyelim. İtalya'da önceki ay çok büyük bir fırtına yaşanmıştı ve o fırtınada milyonlarca ağacın kırılması ya da kökünden sökülmesiyle ormanların yerle bir olduğu bilgileri vardı. Hatta biz o zaman hakikaten milyonlarca ağaç, sayı da verilmişti. Yani şu kadar, 6 milyon, 16 milyon ağaç yok oldu gibi. Bu kadar büyük mü? Evet, bu kadar büyüktü. Onu sonra gördük. Hakikaten İtalya'nın özellikle kuzeyinde çok geniş, kilometrelerce dolu orman alanı yerle bir olmuştu. Sırf rüzgar ve fırtınadan. Görüntüler onu gösteriyordu. Fakat bu kötü olaydan bir iyi bir şey çıkartmaya çalışan İtalyanlar bir çıkış yolu bulmuşlar. Ve bu kırılan, dağılan ağaçların içinde alaçamlar da varmış. Alaçam'da keman endüstrisinin çok arayıp fazla da bulamadığı ağaçlarmış. Şimdi keman imalatçıları, İtalyan keman yapımcıları bu ormanları dolaşıp mümkün olan bütün alaçamları toplayıp, ki belli bir sürede ağaç da çürüyor, o yüzden çok bırakılmaması gerekiyor, o ağaçları toplayıp keman ham maddesi olarak kullanmak için faaliyete geçmişler. O söz konusu İtalya, işte ormanları dolaşan keman yapımcıları düşen alaçamlardan keman malzemesi çıkartmaya başladılar ve de işte en azından onlar bu işten memnun diye bir bilgi. İtalya'nın keman üretiminin artması bekleniyor. Arttığı zaman dileriz fiyatları da düşer. Arz fazlası olunca belki fiyatları düşer. Hem de bol odun, artık odun maliyetinin de fazla olmadığı biliniyor. Böyle bir durum. Ve o kemanla ne çalınacak İtalya'da? Onlar tabii eski ağaçlardan yapılan, eski ağaçlardan yapılan keman çalıyordu ama işte İtalyan havası birazcık dinledik. Efendim, Güney Kutbu, Antarktika. Olmaz denen bir şeyi bir maceracı Amerikalı genç yapmış. Antarktika'yı bir ucundan diğer ucuna yürüyerek tek başına, destek almadan ve işte büyük lojistik desteğe başvurmadan yürüyebilmek.
Başarmış. Sağ salim başarmış. Bu kolay bir iş değil. Hatta olmaz diye itirazlar vardı. Çünkü 2000 kaç senesinde daha önce bir benzer yolu deneyip hayatını kaybeden, 2016'da bir İngiliz maceracı ya da serüven düşkünü diyelim, benzer yolu denemiş ama hayatını kaybetmişti. Şimdi Amerikalı Colin O'Brady yürümüş kıtayı bir baştan diğer başa, tam 1500 kilometrelik bir yolculuk. 54 günde kat etmiş. Bu aynı zamanda bir rekor diye de geçiyor. İlk kez bir insanoğlu Antarktika'da, Güney Kutbu'nda bir yerden bir yere, bir uçtan bir uca yürüdü. Kaybolmadı. Hayatını da kaybetmedi. Ve de başarı diye geçiyor. İşte son 130 kilometreyi bir günde yürüyerek parkuru tamamladım diyor. Normalde buzun üzerinde kolay bir yürüyüş değil. Görüldüğü gibi tırmanma ve inişi de gerektiren çok çok zorlu bir, herkesin de yapamayacağı bir yürüyüş bu. İşte hava şartları, her türlü tehdit, risk ve de tabii ki bütün bu yürüyüşü kayda aldı ve de bir bilgi ve de birkaç dizilik bir belgeselle bizlere anlatmayı umuyor. Söylediği şu, yolculuğa başladığım zamanki ben değilim. Yani fiziksel olarak evet, hem öyle değilim, çok değiştim diyor. Soğuğun ve buzun etkisi fiziksel olarak beni değiştirdi diyor ama ruhsal olarak da değiştim artık diyor. Farklı bir insanım. Ha, daha bir iyi bir insan mı? Muhtemelen daha iyi bir insan olduğu düşünülüyor. İşte yalnızlık çok zor diyor. Bu zorlu yolculukta hem de zorlu doğa şartlarında tek başına olmak, evet, zorlu bir durum. İşte bu yalnızlıktan nasıl başa çıktığını da herhalde o belgeselde anlatacak. So beautiful out, man. Look at that, all the way down to where we landed. And there's no wind. Look at this. This is the most beautiful thing I've ever seen. Woohoo! There's the camp we came from earlier. All the way down there. What's up? The tent over there. That's 17 camp. That's where almost everyone. Tabii ki O'Brady orada kendi kendine konuşuyordu, selfie yapıyor ama izleyen yok, kendi kendine anlatıyordu. Yine Antarktika ama bu kez Antarktika'nın zemininden uzay. Antarktika'da Güney Kutbu'nda muhtelif gözlem istasyonları var. Bazısı işte kutupları ve dünyayı dinliyor, izliyor. Bazısı da uzayı izliyor. Kutuptan, Güney Kutbu'ndan uzayı dinlemek, izlemek daha bir kolay. O yüzden orada yerleştirilmiş yine bir İngiliz istasyonu var. İstasyon uzaydaki sesleri dinliyor. Fakat bu sesler de ilginç. Meğer uzaydaki seslerin kendine özgü bir gürültüsü varmış. Uzayda ses evet oluyor, şöyle oluyor. Güneşteki patlamalar ya da muhtelif nebula ve diğer gezegenlerden gelen ışınlar gelip dünyanın çevresindeki o elektromanyetik alana çarpıyorlar. Ve o çarpma sırasında aynı zamanda titreşimle ses dalgaları oluşuyor. Ses dalgalarını öyle kulakla uzayda duymak tabii ki mümkün değil. Fakat bilim adamları bunu aletlerle dinleyip, kaydedip uzaydaki gürültü ve sesler nedir, nasıl olur diye bir kayıt yapmışlar. Onu birazdan dinleteceğiz. Bu arada bu seslerin ya da gürültülerin mesela bazı noktalarda bir tropik yağmur ormanının seslerine benzediği fark edilmiş. İşte bilim adamı diyor ki sanki bir tropik yağmur ormanında işte kuşlar cıvıldıyor, yağmur damlaları duyuluyor gibi sesler duyduk. Bu tabii ki uzayda bir tropik yağmur ormanı var anlamına gelmiyor ama ne kadar şaşırtıcı sesler duyulabildiğine işaret.
Biraz onu dinleyelim. Bu uzaydan dünyaya ulaşan seslerin bir kaydı. Uzay sesleri de tabii ki bu kadar, yani fazla bir derinliği de yok bu kadar uzay sesleri. 2018'in görüntüleriyle geçen yılı şöyle hatırlamak ve belli başlı olayları tekrar izlemek. Honduras, o mülteciler Honduras'tan kalkıp Meksika'ya, oradan da Amerika sınırına gelmişlerdi. Bir kısmı hala Meksika'da, hala işte Donald Trump'ın duvarı falan. Hangi mülteciler? İşte bu mülteciler, çoluk çocuk. Honduras'ta bir nehri geçiyorlar. Düzeltiyorum. Meksika'daki nehri geçen Honduraslılar bir nehri bu şekilde geçerek Meksika'da 3-4 bin kilometre yol kat ederek Amerika'ya gelmeye çalıştılar. İşte durum bu. Yakalandıkları zaman hapse atılıyorlar. Hapse atılırken çocuklar anne babalarından ayrılıyor. Sonra çocuklardan iki tanesi şimdiye dek can verdi. Donald Trump para istiyor duvarı yapmak için, böyle bir ortam. Ama bu mültecilerin hikayesi sürmekte. Sonra arkamızda bir ajansın fotoğraf ödülü almak için çektiği New York'un Times Meydanı'nda suların içinde bir görüntü. O su tanelerinin anlatımını koymuşlar. Siyaseten aralarına geçelim. Şöyle... G20 zirvesi, Haziran'daki Kanada'daki G20 zirvesinde bütün takım, onlar 7 kişiler ya, G7 zirvesi. G7 zirvesinde 2, 4, 5 eksik olan birisi var bizim yerimizde. Donald Trump. Donald Trump'ı bekliyorlar. O bekleme anı geç geldi ve kasten geç geldi. O bekleme anındaki bir sahne, sonra da zaten lütfen orada poz verip sonra da olay çıkartmıştı. O bütün diğer olaylar bunun sonrasında gerçekleşmişti. G7'nin hikayesi o. Sonra bu ne? Bu Filipinler'de bir yine gecekondu mahallesinde çıkan yangın, tekrar ödüllü fotoğraflardan bir tanesi gibi duruyor. Şu Filipinlerin aynı zamanda işte hem görüntüsü hem de dramı. Beyaz Saray'daki meşhur atışma. Trump'ın yanına gelelim. Sen bir yüz karasısın diyor CNN muhabirine. Beyaz Saray'ın görevlisi muhabirin elinden mikrofonu almak istiyor. Sonra işte o itişme oldu, şu oldu, bu oldu diye basın kartını iptal etmişlerdi. Donald Trump medyaya karşı 2018'in fotoğraflarından bir tanesiydi.
Hawaii'nin meşhur volkanlardan bir tanesi. Bunun DSF görüntüsü de vardı, video görüntüsü de vardı. Buradan patlayan kayalar gezinti yapan tekneye çarpmıştı. O Hawaii volkanının bir hatırası ama o Hawaii volkanının hikayesini şimdi işte Endonezya volkanı ve diğerleri Etna falan yerini alıyor. Volkan 2019'da da sürecek. O kadar çok mülteci fotoğrafı var ki hangi biri, yani hepsi dram, hepsi trajedi, hepsi sefalet ve çoluk çocuk yollara düşen mültecilerin hikayesi. 2018 yine mültecilerin hikayesiydi. Ha, Avrupa'da o kadar sayıları fazla değil diye belki Avrupa daha rahat ama Latin Amerika'nın çok büyük bir mülteci sorunu var. Bu da onlardan bir kare. Tekrar çaresizler. Bir yerlere gitmek istiyorlar ama gidecekleri yerde onları istemiyor. Durum gayet belirsiz. Filistinli direnişçi ve İsrail işgal askeri. Bu sahneler çok çok tekrarlandı. Filistin, Gazze. Her zaman bu kadar yakınlaşmıyorlar biliyoruz. Filistinler daha çok kurşunla katlediliyor ama 2018'in fotoğraflarından bir tanesi bu. Yine Gazze, Gazze'deki direnişin o ara bölge diye anlattığımız ve canlı yayınlarda yaptığımız noktadaki gaz saldırısı ve kaçışan Filistinliler. O da tekrar 2018'in kilit olaylarından bir tanesi. Filistin direnişinin bir fotoğrafı bu. Süremiz tamam, bu kadar. Yarın 20'de tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.